Merhabalar. Ben Dönüşüm Sistemleri kurucusu Deniz Duman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Facebook ve Instagram reklamları verecek olanların kullanması gereken iki temel varlık olduğundan, iki temel araç olduğundan bahsetmiştik. Neydi bu varlıklar? Birincisi Facebook sayfası, ikincisi de Instagram sayfası. Ve o videomuzda sizlere Facebook ve Instagram sayfalarınızı nasıl açabileceğinizi adım adım kısa bir şekilde göstermiştim. Şimdi bu videomuzda ise bizim ana kümemiz olan ve bütün işlemleri içinde yapacağımız ana başlık olan Business Manager aracından bahsedeceğiz. Biz Facebook ve Instagram reklamcılığında yapacağımız milyon tane işlemin hepsini Business Manager'ın içinde yapacağız arkadaşlar. Yani genel manada bilmemiz gereken tek bir panel var. O panelde Business Manager paneli. Yani Facebook sayfalarını, Instagram sayfalarını, içeriye ekleyeceğimiz kişileri, Facebook reklam hesaplarını, piksel detaylarını, raporlamaları bütün ama bütün her şeyi Business Manager panelinden yapacağız. Ve sizlere bu videomuzda Business Manager'ın ne demek olduğunu, neden kullanmak zorunda olduğumuzu ve Business Manager hesabını nasıl açabileceğimizi göstereceğim. Ama bu aşamalara geçmeden önce sizin genel resmi görmenizi istiyorum. Çünkü genel resmi görürseniz, genel hiyerarşiyi görürseniz bundan sonra aktaracağım detayların daha iyi akılda kalacağına inanıyorum. Dolayısıyla sizlere bu slaytta görmüş olduğunuz genel grafiği hazırladım. Bu genel grafik bize ne anlatıyor? Bu genel grafik bize kullanacağımız tek panel olan Business Manager'ın altında temelde 4 tane önemli unsur olduğunu söylüyor. Yani biz Business Manager hesabını açtıktan sonra bunun altında bu 4 basamaktaki işlemleri ilk etapta yapmamız lazım. Yani Business Manager hesabını açtık. Hemen altına bir Facebook sayfasını bağlayacağız. Instagram sayfasını bağlayacağız. Reklam hesabı açacağız. Ve bir kişi atayacağız. Bunların neden önemli olduğunu sizlere zaten adım adım o kısımlara geldiğimde söyleyeceğim. Ve biz Business Manager hesabını açtığımız zaman bunun içinde birden fazla iş yapabiliriz. Facebook sayfalarıyla alakalı Instagram sayfalarıyla alakalı birçok işlem yapabiliriz. Piksel detaylarını toplayabiliriz, raporlamalar yapabiliriz. Buna benzer birçok iş yapabiliriz. Ama temelinde bizim yapacağımız ana iş reklam çıkmak. Dolayısıyla burada en önemli araç alt kırılımındaki reklam hesapları. Yani Business Manager ana panelinin içinde açacağımız reklam hesapları altından reklamları çıkıyoruz arkadaşlar. Ve reklam hesapları da Kampanya, reklam seti ve reklam üçlemesi ile ilerler. Google reklamlarına aşina olanlar zaten bu düzenin neden bu şekilde gittiğini gayet iyi biliyor. Ama eğer siz bilmiyorsanız hiç sorun değil. Şu anda da anlamak zorunda değilsiniz. Biz zaten ilerleyen aşamalarda bu reklam oluşturma aşamasına geldiğimiz zaman neden kampanya, reklam seti ve reklam üçlemesi ilerlediğimizi, bunun mantığının ne olduğunu sizlere adım adım en ince detayına kadar aktaracağım. Şu anda bilmeniz gereken şey en temel amacımızın reklam çıkmak olduğunu ve reklam çıkmamız için de reklam hesabına sahip olmamız gerektiğini ve bu reklam hesapları içerisinde de çıkacağımız reklamların kampanya, reklam seti ve reklam üçlemesi ile ilerlediğini bilmeniz gerektiğidir arkadaşlar. Bunların detayına inmiyorum. Anlamadıysanız hiç ama hiç önemli değil. Çünkü o kısımlara gelince detaylı bir şekilde aktaracağız. Devam edelim. Şimdi ilk etapta Business Manager'ı nasıl açıyoruz ya da Business Manager'ı açtıktan sonra panelde hangi menü ne işe yarıyor gibi konuların içine girmememiz gerekiyor. Yani nasıl çalıştığıyla alakalı bir bilgiye ihtiyacımız şu anda yok. İlk etapta neden sorusuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Nasıl sorusundan çok daha önemlidir neden sorusu. Dolayısıyla kendimizi sormamız gerekiyor. Neden Business Manager'ı tercih etmeliyiz? Bu konu önemli çünkü çoğu insan Business Manager'ı kurmadan reklam çıkabiliyor. Nasıl çıkabiliyor? Facebook hesabına giriyor, oradan e, menüden reklam oluştur diyor ya da Instagram postu üzerinden reklama çık diyor. Basit bir şekilde reklama çıkabiliyor, business manager'a sahip olmadan. Ama business manager üzerinden reklam çıkmazsa bu şekilde basit paneller üzerinden reklama çıkarsanız çok fazla para kaybedersiniz. Çünkü bu paneller Facebook'un daha kolay bir şekilde bu işlerden hiç anlamayan e işte sıradan bir esnafın hızlı bir şekilde reklam çıkmasını sağlaması için ve o insanların parasını alması için Facebook'un kurmuş olduğu faydasız bir panel aslında. Bunu Google'da yapıyor. Google, Facebook gibi platformlar diyor ki ya herkes bu kadar reklam çıkmak için uzman bilgisine sahip olmayabilir. Sıradan bir esnaf bir iş yeri sahibi gidip de bu business manager hesabını açacak, reklam hesaplarını yükleyecek falan bunlardan anlamayabilir. E anlamadığı için de Tamamen kendini bunlar soyutlar, dolayısıyla reklam vermez, dolayısıyla ben de para kazanamam diyor ve bunun önüne geçmek için onların hızlı bir şekilde reklam çıkmasına yönelik basit paneller oluşturuyor. E bu şekilde basit paneller üzerinden reklam çıkınca aslında birçok uzmanlık bilgisini işin içine katamıyorsunuz, dolayısıyla çok verimsiz ve çok fazla para kaybetmenize sebep olabiliyor. Bunlar detay konular, dolayısıyla şimdi bunlara geçmiyorum. Sadece bilmeniz gereken ana nokta şu. Business Manager üzerinden reklam çıkmak zorundasınız. Geri kalan diğer hiçbir platformu kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada temel olarak Business Manager'ın faydalarından, neden tercih etmemiz gerektiği noktalardan bahsedelim. Bir kere Business Manager hesabını açtıktan sonra biz bu hesabın içine birden fazla Facebook hesabını ve reklam hesabını bağlayıp bunları yönetebiliyoruz. Bizim örneğin 5 tane sayfamız vardır Facebook sayfası. Biz bu 5 sayfayı da Business Manager'ın içerisinde yükleyebiliyoruz ve hangi sayfa üzerinden reklam çıkacaksak gidip Business Manager hesabının içerisinden o sayfaya giriyoruz ve o sayfanın altındaki reklam hesabından reklam veriyoruz. Yani tek tıkla sayfalar arasından kolay bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. İkinci özelliği demin bahsetmiştim. Business Manager üzerinden reklamlarımızı çıkarsak daha gelişmiş özellikleri, daha gelişmiş optimizasyon işlemlerini yapabileceğimiz arayüzlere ulaşabiliyoruz. Ama bunu Facebook üzerinden bir gönderinin üzerinde, altında bir reklama çıktı buton oluyor biliyorsunuz. Instagram postlarında da bu şekilde oluyor. İşte buralardan reklam çıkarsanız bu gelişmiş özelliklere erişemiyorsunuz. Yine önceden söylediğim gibi sadece reklam hesabı açıp reklam verebilirsiniz. Bu pekala mümkün. Ama Business Manager açmanızı öneriyoruz. Business Manager açma zorunluluğunuz elbette ki yok ama bunu da söyleyelim. Temelinde Business Manager açmanın en önemli faydalarından biri eğer biz reklam danışmanıysak ya da birden fazla hesabı yönetiyorsak burada Business Manager'ı açmak zorundayız. Çünkü birden fazla reklam hesabını sadece Business Manager aracından yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine en önemli özelliklerinden biri de Business Manager aracı içerisinden detaylı raporlama ekranlarına ulaşabiliyor olmamız, çıkmış olduğumuz reklamların bize ne kaybettirdiğini, ne kazandırdığını, hangi reklamların ne kadar performans gösterdiğini ve hangi reklama yönelmemiz gerektiğini ya da hangi hedef kitleye yönelmemiz gerektiğini detaylı bir şekilde okuyabiliyoruz. Dolayısıyla Business Manager'ı bu sebeplerden dolayı kullanmak zorundayız. Devam edelim. Business Manager hesabı açma işlemleri. Şimdi bunları 7 basamak halinde slaytta gördüğünüz üzere listeledim. Birazdan panele geçip yine beraber Business Manager hesabını nasıl açabileceğimizi sizlere göstereceğim. Temel olarak yapmamız gereken ilk iki aşamayı zaten bir önceki videomuzda göstermiştik. Ne dedik? Facebook ve Instagram sayfasını açtık. Bir ve ikinci aşamadaki işlemler zaten tamamlandı. Üçüncü aşama Business Manager hesabını açmak. Hemen gelelim ve Business Manager hesabını açalım. Şimdi yukarıda görmüş olduğunuz business.facebook.com overview adresini aynen yazıp bu alana ulaşıyorsunuz. Bu alana ulaştıktan sonra Sağ yukarıda görmüş olduğunuz Hesap oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Buraya Dönüşüm sistemleri yazayım ben, işletme adınızı yazıyorsunuz, adınızı yazıyorsunuz ve e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra Gönder butonuna bastıktan sonra Business Manager hesabınız açılmış oluyor arkadaşlar. Ben bu işlemi yapmayacağım çünkü belirli bir seviyede Business Manager hesabı oluşturma limitiniz oluyor. Ben o limite ulaştığım için zaten yazsam da o yeni hesap açtırmayacak. Dolayısıyla bu aşamada bunları yazıp gönder tuşuna bastıktan sonra Business Manager hesabınız açılıyor ve ulaşacağınız ekranda bu olacak. Yani dönüşüm sistemleri Business Manager hesabınız açılmış oldu. Birden fazla Business Manager hesabı açabilirsiniz arkadaşlar. Ancak yeni hesapsanız ve çok fazla reklam çıkmadıysanız ve güvenli bir ödeme yöntemi yüklemediyseniz Facebook başlangıçta size yeni bir business manager hesabı açtırmayabilir. Ama siz güvenli bir şekilde ödeme yönteminizi eklediyseniz, reklam çıktıysanız vesaire belli bir süre geçtiyse e, Facebook sayfanızla alakalı burada daha fazla business manager hesapları da açabilirsiniz. Ben yedek açmışım, bir tane de şimdi açtım dönüşüm sistemleri. İşte ana hesabım var. Bu şekilde farklı farklı business manager hesapları da açabilirsiniz. Yani e, burada göstermiş olduğum bu ana e, şeyden. 2 tane 3 tane daha açabilirsiniz arkadaşlar. Hiyerarşi aynı şekilde altta gördüğünüz şekliyle devam eder. Şimdi bu Business Manager hesabını açtıktan sonra bu panele ulaştık. Şimdi bu Business Manager hesabımızda solda görmüş olduğunuz menülerden bütün işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani sizin ulaşacağınız bütün menüler bu tarafta. Her şeyi bu sol menüden yapacaksınız. Facebook'taki Business Manager sol menüden ibaret. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Tabi bunların alt kırılımları olacaktır. Her birinin altında farklı farklı menüler olacaktır. Şimdi slaytımıza geldiğimizde ne demiştik burada? 1, 2 ve 3. aşamaları zaten gerçekleştirdik. 4'te kişi ekle, 5'te Facebook sayfasını ekle altıda reklam hesabını ekle ve ödeme yöntemini seç diye ilk yapılacak aşamaları bu şekilde sıraladık. Aslında kişi ekleden önce Facebook sayfasını ve reklam hesabını eklememiz gerekiyor. İlk etapta bunları ekleyelim istiyorum. Hemen geliyorum geriye ve sol menüden bakıyorum sayfamı nereden ekleyebilirim. Baktığımız zaman zaten hesaplar başlığı altından sayfalar kısmını görebiliyorum. Sayfalara giriyorum. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir sayfanın ekli olmadığını görüyorum. Ben bir önceki videomuzda açmış olduğum dönüşüm sistemleri Facebook sayfasını buraya eklemek istiyorum. Ekle diyorum. Burada eğer mevcutta olan bir müşterinizin sayfasına erişim istiyorsanız bunu seçeceksiniz. Ama ben hali hazırda kendi açmış olduğum bir sayfanın olduğunu bildiğim için bir sayfa ekleme tuşuna basıyorum. Eğer sayfanız yoksa ve daha önceden sayfa açmadıysanız sayfa oluşturma işlemini buradan da yeni baştan yapabilirsiniz. Ben bir sayfa ekleme diyorum ve buradan sayfamın ismini yazıyorum. Dönüşüm zaten direkt çıktı. Dönüşüm sistemleri. Evet, açmış olduğum sayfayı ekledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüşüm sistemlerini başarılı bir şekilde eklemiş olduk. Ben bunun haricinde Instagram sayfası da açmıştım. Hazır gelmişken onu da ekleyelim diyorum. Hemen altına bakıyorum. Instagram hesaplarını gördüm, tıkladım ve ekle dedim. Instagram hesabınızı bağlayın diyor. Tıklıyorum. Buraya açmış olduğum Instagram sayfasının adını yazıyorum arkadaşlar. Hemen yazalım. Bilgileri kaydet diyelim. Ve bitir diyoruz. Dönüşüm sistemleri işletmeni başarıyla eklendi diyor. Gördüğünüz gibi Instagram sayfasını da artık Business Manager hesabıma eklemiş oldum. Şimdi bir de reklam hesabı eklemem lazım arkadaşlar. Slide'da da yazmıştık zaten. Ne dedik? Reklam hesabı aç ve bunu ekle. Hemen geliyorum yine aynı yerden bakıyorum. Üstte reklam hesabı yazıyor. Tıklıyorum. Burada daha önceden bu hesapta açmış olduğum bir reklam hesabı vardı. Onu dondurdum, kapattım. Onun uyarısı var. Siz bunu görmezden gelin. Buradan ekle butonuna basıyorum. Ve daha önceden bir reklam hesabı oluşturmadığım için en alttaki seçenek olan yeni bir reklam hesabı oluşturun butonuna basıyorum. Sonra buraya reklam hesabımın adını giriyorum dönüşüm sistemleri reklam hesabı. Ben gerçi bunları yazıyorum ama bana reklam hesabını oluşturmayacak çünkü buraya bir ödeme yöntemi eklememi isteyecek. Ödeme yöntemini eklemediğim için bana uyarı verecek ama ben sadece sizlere süreci gösterebilmek adına yine bu işlemleri yapıyorum. Burada saat dilimi ve para birimini girmeniz çok önemli arkadaşlar. Bunları yanlış girerseniz bir daha değiştiremeyebilirsiniz ve bu size ileride vergilendirme ile alakalı ciddi sıkıntılar yaratabilir. O nedenle burada saat dilimini ve para birimini doğru girmeniz gerekiyor. Ben geldim buraya TR'ye dedim. Saat dilimi İstanbul olarak seçtim ve ileri diyeceğim. İleri diyeceğim ama bana izin vermeyecek çünkü ödeme yöntemi eklememi isteyecek. Belli bir sınıra ulaştığım için yeni bir reklam hesabı açtırmayacak. Ama sizde böyle bir uyarı vermeyecek arkadaşlar. Evet, ileri diyorum. Bakalım. Kendi işletmem diyorum. Oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi bana maksimum reklam hesabına eriştiniz. İşletme hesabınızda bir ödeme yaparak sınırı yükseltebilirsiniz. Business Manager'da reklam hesabı sınırınızı görün diye bir uyarı veriyor arkadaşlar. Siz de e, bu şekilde uyarı vermeyecektir. Dolayısıyla siz aynı bu işlemleri yaparak reklam hesabınızı oluşturmuş ve bu reklam hesabını Business Manager hesabına bağlamış olacaksınız. Şimdi Gelelim geriye ve slaytımızda diğer bir aşamada yapmamız gereken maddeye bakalım. Ne demişiz? Ödeme yöntemi seç. Şimdi geliyorum Business Manager hesabıma. Buna bir iptal diyelim. Ödeme yöntemimizi hangi alandan ekleyeceğimizi gösterelim. Yine bütün işlemleri yaptığımız gibi ödeme yöntemini de bu sol menüden yapıyoruz. Hemen aşağı doğru iniyoruz ve direkt ödemeler sekmesini görüyoruz. Tıklıyoruz. Ve ödeme yöntemi ekle diyoruz. Burada uyarmam gereken önemli bir nokta var arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi siz Birden fazla reklam hesabı açtıysanız, örneğin 3 tane reklam hesabı açtınız. Ve bu 3 tane reklam hesabınızın açmanızın ana nedeni bir reklam hesabınız dondurulursa ya da kapatılırsa bir sonraki reklam hesabından yedek re yedek reklam hesabınızdan e, reklamlarınızı çıkmaya devam edersiniz. Yani bu şekilde yedek hesabınızın olması mantıklıdır. Ama siz 3 tane yedek reklam hesabını oluşturduktan sonra bu üç hesaba da aynı kredi kartını başlangıçta girerseniz daha sonra bir reklam hesabınızın kapanması bu üç reklam hesabınızın da kapanmasına sebep olabilir. O nedenle siz bir reklam hesabı oluşturduktan ve oraya kendi kredi kartınızı ekledikten sonra oluşturmuş olduğunuz diğer yedek hesaplara henüz kredi kartı bilginizi eklemeyin. Eğer o reklam hesabınızda bir sıkıntı olursa yeni kredi kartı numaranızı diğer reklam hesaplarınıza eklersiniz. Yani özet olarak aynı kredi kartını birden fazla reklam hesabında kullanmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, burada ama sizin şu anda yedek hesap gibi bir şey yok, direkt yeni bir hesap açtınız. O nedenle buraya kendi adınıza kayıtlı annenizin, babanızın, kuzeninizin adına kesinlikle kayıtlı olmayacak ve sanal kart kullanmamanızı ben şahsen öneririm. Ee, burada kendi adınıza kayıtlı sağlıklı bir kredi kartını ekleyip devam diyorsunuz arkadaşlar. Devam dedikten sonra ödeme yönteminizi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve bir önceki aşamada reklam hesabını bize ekletmemesinin sebebi buraya ödeme yöntemini eklemememizden kaynaklanıyordu ve bizim hali hazırda zaten birden fazla reklam hesabımız olduğu için yani sınırı ulaştığımız için bize bu yeni reklam hesabını ekletmemişti. Siz ödeme yönteminizi eklediğiniz zaman sağlıklı bir şekilde reklam hesabınızı da açmış olacaksınız. Şimdi gelelim slaytımıza ve business manager hesabında yapmamız gereken ana noktaların tamamladığımızın e, kontrolünü yapalım. Facebook ve Instagram sayfamızı açtık. Business Manager hesabımızı açtık. Daha sonra Facebook sayfamızı ve Instagram sayfamızı ekledik. Reklam hesabımızı açıp ekledik ve ödeme yöntemlerini seçtik. Burada es geçtiğimiz tek bir nokta var. O da kişi ekle aşaması. Hemen geriye gelelim ve kişi ekleme aşamasını sizlere gösterelim. Yine arkadaşlar sol menüde görmüş olduğunuz gibi kullanıcılar başlığı altındaki kişiler alanına giriyoruz. Kişiler alanına girdikten sonra bizim Business Manager hesabımıza farklı görev tanımlarında ekleyeceğimiz kişileri yönetebiliriz. Peki neden kişileri atarız? Örneğin biz bir ajans dahilinde çalışıyoruzdur ve kendi altımızda birden fazla eleman vardır ya da birden fazla müşterimiz vardır. Biz kendi personellerimize bazı yetkiler veririz ve o kins ve o insanlar bizim hesabımıza bağlanarak farklı işlemleri yapabilirler. Biz burada yönetici erişimi verebileceğimiz gibi sadece kısıtlı görevleri yapabilecek bazı yetkilendirmelerde yapabiliriz. O nedenle hemen hızlı bir şekilde gösterelim. Ekle butonuna tıklatıyoruz ve burada e ekleyeceğimiz insanın mail adresini giriyoruz. Ben buraya kendi adresimi yazıyorum. .com diyelim. Tamam. Ve ben burada diyorum ki Yönetici erişimi olsun. Eğer siz çalışan erişimi verirseniz tamamen e, işletmemiz üzerinde tamamen bir kontrol sahibi olamaz bu kişi. Siz daha farklı görev tanımlarında yetkilendirmeler de verebilirsiniz. Bunlar için de gelişmiş seçenekleri göster butonuna basmanız yeterlidir. Hemen basalım ve başka hangi görev tanımları olduğunu buradan görelim. Gördüğünüz gibi finans analisti ve finans editörü gibi iki farklı görev tanımı daha var. Ne diyor mesela finans analistinde? İşlemler, faturalar, hesap harcaması ve ödeme yöntemleri gibi finansal bilgileri görüntüler. Editör ise bu bilgileri düzenleyebilir. İşte biz buradaki görev tanımlarını okuyarak hangi kişiye hangi erişimi verebileceğimizi buradan seçebiliriz. Ben yönetici erişimi dedim ve ileriye bastım. Şimdi bu ekleyeceğim kişiye neler ekleyeceğim? Onları belirlemem gerekiyor. Burada seçebiliyorum. Diyorum ki benim dönüşüm sistemleri adında bir sayfam var. Bunu seçtim. Yani bu ekleyeceğim kişiye bu sayfa üzerinde bir yönetici erişimi ver anlamına geliyor bu. Burada sayfa üzerinden hangi kontrolleri yapabileceğini de seçebiliyorum. Örneğin ben sayfa üzerinde yetkilendirme verdim ama içerik yayınlama kapalı. Mesela sayfamla alakalı bir içerik yayınlayamaz benim sayfamda. Ama ben yayınlamasını istiyorsam kendim Facebook üzerinden, Facebook sayfamdan e, içerik yayınlamaya vaktim yoksa ve bir insanı bunun için işe aldıysam bu şekilde görevlendiririm ve buradan içerik yayınlamayı açarım. Gördüğünüz gibi içerik yayınlamayı açtığım zaman zaten birçok şey açılmış oluyor. Burada kapalı olanlar var. Kazanç istatistiklerini görmeye bunu da görsün diyorum açıyorum. Sayfayı yönetme özelliği bunu da açıyorum ve davet et diyorum. Gördüğünüz gibi adresini girmiş olduğum mail ile bu davet gönderildi. O kişi mail ile girip kabul et butonuna tıklarsa artık benim burada vermiş olduğum yetkilendirmeye sahip olacak. Mesela ben bu adrese sadece sayfamla alakalı bir yetkilendirme verdim. Ben bu adrese başka varlıklar da ekleyebilirim. Başka yetkilendirmeler de yapabilirim. Nasıl yapacağım? Hemen varlıklar ekle diyorum. Ve burada ben reklam hesabını da bu kişiye yetkilendirmesini yapmak istiyorum diyorum. O zaman buradan reklam hesabını seçiyorum. Bunu daha önceden açmış olduğum bir reklam hesabıydı. E, siz yeni açmış olduğunuz reklam hesabını burada göreceksiniz. Bunu seçiyorsunuz. Kampanyaları yönetme, işte e, reklam hesabını yönetme gibi e, özellikleri açıp değişiklikleri kaydet butonuna basıyorsunuz. Buraya yazmış olduğunuz mail adresi reklam hesabına da atanmış oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam hesapları ve sayfalara atanmış olduğu bu kişi. Şimdi kişi ekleme olayı önemliydi. Neden önemliydi? Dediğim gibi reklam hesabımız kapatılırsa ve ileride e, pikseller konusundan sizlere bahsedeceğim pikselin toplamış olduğu datayı kaybetmek istemiyorsak burada reklam hesabına ve sayfamıza herhangi bir kişiyi güvenilir olan bir kişiyi yönetici erişimi olarak eklemeliyiz arkadaşlar. Bu konuları da tamamladıktan sonra temel manasında sizlere business manager aracının ne işe yaradığını, bizim için faydalarının neler olduğunu, nasıl açıldığını ve açtıktan sonra yapacağımız temel 4 adımın ne olduğunu bu şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki aşamada sizlere Business Suite aracından bahsedeceğim. Business Suite aracının ne işe yaradığından bahsedeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.